Muhterem əzizlər, bugünkü cümə sohbətimiz Peyğəmbərimiz aleyhissalamın son vəsiyyətləri. Yəni, vidalaşu həccidəki xutbələri haqqıda bolədi. Demək, Cənab-ı Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm hicrətinin 10-cü sənəsədə vidalaşu həccini qılgənlər. Cənab-ı Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm Hacge barışlıklara ilan kılınganından keyin bütün Medine-i Munavvara ahli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birge hac kılışlık için atlandı. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hac kılışlıkları yan etrafı terk edenden keyin hammaları hareket götürüp kalıştı. Çünkü Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilen hac kılış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den aynen hac ibadetini kılıp durgen peytleri de kürsetmelerini doğrudan doğru alıp duruş. Kendi baktı saadet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin kervanları ki kuşuluş. Uzatını kervanları bilen gitme git Mekke'ye kirip geliş. Ve Arafat tağıda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanlarında hutbelerini eşitip doğrudan doğru kürsetmelerini alış. Arafat'tan Muzdalife'ye karab Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le yol alıp Muzdalife'de Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de "Fezkurullaha indel meş'aril haram" meş'aril haram'da Allah'ını yad etinler degen Mukaddes cayda yani Muzdalife'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilen birge kalıp Allah'ın zikrinde buluş. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilen birge şeytanı taş atış. Mina'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilen birge tüneş. Kendi kette baht ve kendi ülken saadet idi. Uzunu mahsus bendelerine Allah-u Teala bana şimdi ülken saadetini nasip kıldı. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin hac kılışları ilan kılınganından keyin 140 minden artık adam bu hac seferine atlandılar. Peygamberimiz Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'ta turgan peytleri de bu ümmetke kıyamet günü geçe ders buladigen en muhum narsalarını ta'kidlab o'tdilar. Şunda Peygamberimiz Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'ta hutba kılganlar. Bilesiler Arafat bu hacnin farzi, hacnin rukni. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el hac el arafa degenler. Hac bu arafadur degen sözleri var. Arafat'ta turganları da Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerinin kalbini lerzeye kiltirip etlerini cümbüşke kiltiredigen güzel hutbelerini kigenler. Bu hac vidalaşu hacci ikenligini sahabeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eytedigen sözlerdeki vasiyet amuz sözler ahangiden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ahirgi hacileri ekenliğini sezip kalışken mene şu hacetil vada'dan kigin Allah subhanahu ve ta'ala el yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekumul islame dine ayeti nazil bugün. Yani manası şu ki bugünlük günde ''Mən sizlərin dinlərini mükəmməl qılıb birdim.'' ''Əliyəvmə əkməltü ləkum dinəkum.'' ''Və sizlərin üstülərində özümünü, nimətimini tam qıldım.'' ''Və sizlərgə İslamını din qılıb ixtiyar qıldım.'' Degən ayəti kərimə nazil bugəndə həmmə sahabələr xursan buluşgən. Lekin Həzrəti Umar radiyallahu anhum məhzun bugənlər. Bu her xil sahabalarga nisbet beriladi bu söz, lekin biz okuganimiz Hazreti Umar radiyallahu anhu mahzun bugenler. Şunda bu zattan soralgan,
nima uchun mahzun bo'lasiz deb so'ralganida u zot aytganlarki, har bir narsa o'zining nihoyasiga, mukammallik darajasiga yetgandan keyin endi buning nuqsoni boshlanadi yoki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning vazifalari tugagan degan ma'noni anglab qolib yig'laganlar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Umar to'g'ri gapirdi degan ekanlar.